Efendim merhabalar, merhabalar sevgili izleyicilerimiz. Business Channel Türk kanalında bu hafta yine sizlerle birlikteyiz, birbirinden kıymetli konuklarımla. Bugün yine bu haftaya inşallah damgamızı vuracağız. Bugün kıymetli sanatçımız Türkiye'de ve yurt dışında yaptığı çalışmalarla sesinden çokça bahsettiren Murat Çelik Beyefendi bizimle birlikte olacak. Bakalım onun yaşam öyküsü, hayata dair çakıl taşlarından nasıl sıyrıldı, yaşam öyküsündeki sırları, anlatacakları neler. Gaziantep doğumlu olan Murat Çelik'i isterseniz gelin birlikte kendisinden dinleyelim. Efendim hoş geldiniz yayınıma. Hoş bulduk efendim, hoş nasılsınız, bulduk. İyi teşekkür misiniz? Teşekkür ediyorum, çok iyiyim. İyi görünüyorsunuz her zamanki gibi. Bomba. Bu arada gibi. Söylemeden geçemeyeyim. Kıymetli arkadaşım aynı zamanda kadim dostum. Çok güzel adımı yansıtan Y harfinden bir anahtarlık bana hediye evet. getirmiş. Çok teşekkür ediyorum bu arada. Uğur getir, çok inşallah, naziksiniz. Şans getirir. İnşallah, inşallah hediyeleşmek sünnettir tabii değil mi? Tabii ki. Çok teşekkür aynen ediyorum öyle. Bunu saklayacağım. Şöyle dursun. Tamam. Bence efendim, de. Sizi tanıyabilir miyiz biraz? Beni tanıyalım, tabii ki tanıyalım. Murat Çelik kimdir? Murat Çelik Gaziantep, Araban doğumlu. Uzun süredir hem esnaflık yaptık, yani hayat öykümüzün içerisinde. Çalıştık, çabaladık. Son bu 15 yıldır da müzik piyasasına atıldım. O çıkış noktası neydi? Çıkış yani şimdi noktası, sanat ve müzik ve edebiyat işte evet. Bir sürü dal var. Evet. Bu dallar böyle hadi ben bir müzik yapayım, hadi ben bir roman yazayım gibi değil. Elbette içeride bir şeyler kaynıyor, bir şöyle oluşum söyleyeyim. Var. Ben onu çok merak ediyorum. Gelen konuklarıma da bizzat özellikle soruyorum bu yaşam öyküsünü. Evet. Çünkü sevgili gönül dostlarım takdir edersiniz ki bizi izleyen çok izleyicimiz var. Ve belki yola çıkacaklar. Evet tabii. Yani tabii, hani bu manada tabii. Bir yola çıkacaklar. Aynen. Bir örnek olması, vizyon olması adına bunu sizden şöyle dinlemek söyleyeyim. İstiyorum. Şöyle söyleyeyim, benim kuafördüm ben. Kuaför salonlarım vardı. Orada gelen müşterilerime devamlı şarkılar okuyordum. Okurken tabii ünlü simalarda da çok benim müşterim olan kişiler vardı. Murat bir tane şarkı sesin çok güzel, bir tane albüm yap, bir tane albüm yap derken bayağı bir zaman geçti. Ne güzel aslında size dokunmuşlar, size evet, hayat vermişler. Evet, yani evet. Yönünüzü değiştirmişler belki de değil evet. mi? Var mıydı aklınızda böyle bir hiç şey? Hiç böyle bir şey yoktu. Yoktu. Ama okurken işte sesin çok güzel, çok güzel okuyorsun. Öyledi, böyledi, şöyledi derken dediğim gibi sanat camiasında çok arkadaşım vardı. Yine böyle tanınan simalar. Dedim hadi bir tane yapalım ya, ne yapalım, ne edelim derken. 6 tane şarkı bulduk, ulusal bir albüm yapalım dedik, Sildim şarkısıyla Merhaba dedik müzik siz piyasasına. Aynı zamanda da yazıyorsunuz, bestede yapıyorsunuz. Ondan sonra yazmaya başladım, böyle küçük küçük kendime göre bazı şeyler yazmaya başladım. Derken her gün böyle sanat aşkıyla böyle içimde çok büyük bir aşk oluştu. Şimdi bizim dair. Camianın içinde, sanat camiasının içinde gerçekten çok güzel dostluklar da var. Öyle söylenildiği ki, gibi değil aslında. Tabii ki, tabii destek ki, olan, tabii ki. Hayat vermek isteyen. Tabii ki. Size bu manada elbette hepimiz yaşıyoruz. Çünkü evet. Bir hayat yaşıyoruz sevgili evet, gönül dostlarım. Evet, evet. Hayat gerçekten öyle ekranın burada görünen gibi değil. Bir de arka tabii görünen ki, bir de kısmı arka var. Yüzü var. Elbette ki düşüşler var, çıkışlar var. Çok. Düşüş ne zaman oldu? Hiç hissettiniz mi? Yaşadınız mı? Hayal kırıklığına düştünüz mü? Hani dostum dediklerinizden bu alana girdikten sonra ama. Ben onu da çok merak ediyorum açıkçası. Oldu da olmuştur. Ama şöyle bir şey. Ben her zaman için bir çizgim var. O çizgimin dışarısına çıkmadım. Yani bir çizgim var. O çizginin dışarısına çıkmadım. Gücümün dışına çıkmadım. Ama hayal kırıklığı yaşadınız. Ya hayal kırıklığı demeyelim de ufak tefek böyle kırgınlıklarımız oldu. Oldu değil yani mi? Böyle evet. Ama o hayal kırıklıkları insanı bugün işte Murat Çelik yapıyor değil mi? Ama öyle. Yani bırakmadığın zaman, bir şeyi tuttuğun zaman, bırakmadığın zaman, mücadele ettiğin zaman evet. Muhakkak Rabbim de bunun mükafatını veriyor. Evet ve istemek. İstemek. Yani Cenab-ı Allah ne diyor? Hani olmayacak şeyin hayalini kurdurmam diyor. Kurdurmam diyor evet çok doğru. İlk albüm ne zaman çıktı? İlk albüm 2016'ydı.
Sildim albümünü yaptık işte o zaman 2016'da. Söz müzik kime ait Sildim? Söz müzik Davut Kılıç kardeşime ait, yine bir Gaziantep'te. Buradan sevgiler selam olsun Davut Bey'e. Sevgiler selamlar olsun kardeşime. Ona ait oturduk, tabii çok çalıştık bu eseri. Aranjesi olsun işte, yine Türkiye'nin tanınmış stüdyo, değerli şefim Kenan İlgen imzalı çıktı. Çok güzel. Evet. Hepsine sevgiler selamlar olsun hepsine buradan. Hepsine sevgiler selamlar olsun. Diğer eserlerim yine kaç tane şu an hatırlamıyorum ama bayağı bir eser. Değerli şair, kendisi değerli hocam İbrahim Dizley'in eserleri. Burada yine ona da sevgiler Üstadımız, selamlar olsun. Sevgiler selamlar, evet. Saygılar. Mücahit Durmuş kardeşime yine bu son okuduğum eser, sevdiğim tezgel eserlerimiz ve bir de yine neydi? Kıbrıs'ın güzelleri. Bu arada Kıbrıs'ın güzelleri derken Kıbrıs'ta çok fazla konser veriyorsunuz. Kıbrıs'a evet gidip o geliyorum. O macera nasıl başladı? Kıbrıs macerası nasıl Şimdi başladı? Şimdi siz Türkiye sınırlarını evet, açtınız artık evet, yani. Evet. Kıbrıs'ta benim akrabalarım, arkadaşlarım çoktu. Belli bir zaman da orada böyle çok gelmelerim, gitmelerim oldu. Ta evveliyatı işte, geçmişe dayanan. O kitle de büyüdü. Artık bizi ulusala taşıdı evet, yani evet, değil mi? Evet, evet. Ulusala taşıdı sağ olsunlar. Ne yapalım dedik. İşte oraya da bir 3-5 ay önce evet, Kıbrıs'ın güzelleri evet, diye bir şarkı yaptık. Çok da güzel oldu, çok da sevildi. İlerleyen Kıbrıs halkına sevgiler selamlar olsun evet, burada. Sevgiler selamlar olsun. Evet. Bizi izliyorlar, biz biliyoruz. Evet. İlerleyen zamanda bir şarkı sizden alacağız tabii, tabii ama. Tabii tabii okurum. Ben ailede sizin gibi sanatın içinde var olan birisi var mı ya da birileri? Hiç şimdi Antep'ten yok. Bahsediyorsunuz o bölge ben biliyorum yani evet, herkes şair, herkes evet, sanatçı. Antepli dostlarımıza da sevgiler selamlar olsun sevgiler, ayrıca. Sevgiler selamlar olsun evet Gaziantep'ime. İlk misiniz? İlkim. Sülalede ilksiniz. Vallahi ilkim. Ne güzel o zaman evet, aslında bu bir misyon yüklüyor size. Şimdi sizin arkanızdan gelecek olanlar var çünkü ben eminim sizi idol olarak görüp evet, sizden beklentisi olan gençler vardır. Ailede de tekim. Ulusal'a gelen, memlekette de tekim. Yani şey olarak söylemeyeyim, tabii bu işi yapan çok kardeşlerimiz var. Tabii ki bir çok sanatçı dostlarımız var. Fakat işte ilk olarak biz çıktık böyle. Ne güzel, yolunuz açık olsun. Allah razı olsun. Yaptığınız iş çok güzel. Sanat, yani onu yaşamak başka bir şey ama aktarmak çok başka bir Kesinlikle, şey. Kesinlikle. Yani hani rahmetli Müslüm Gürses derdi evet, ki... Evet. Şarkıyı söyleme, şarkıyı bana anlat. Anlat. Değil mi? Bravo, anlatmak bravo, lazım. Yani o duyguyu önce hissetmek ve sonra hissettirmek lazım. Kesinlikle. Siz yazıyorsunuz da aynı zamanda. Ya böyle dediğim gibi işte hani çok sizler gibi profesyonel değilim ama böyle kendime göre bir şeyler kararlıyorum yani. Çok güzel, çok evet, güzel. Evet ne yapalım yani gidince seni ister istemez bu aşk... Tabii. Oralara sürüklüyor yani. Tabii. O bir hep söylediğimiz gibi sevgili gönül dostlarım gerçekten bu işler sonradan oluşumla olan şeyler değil. Değil. O sizde olan bir yetenektir. Kesinlikle. Onu keşfetmelisiniz. Keşfediyorsun. Yani keşfettikten sonra alanlarınızı belirleyip ilerlemek gerekiyor. Aynen öyle. Sık sık Antep'e de gidiyorsunuz. Sık bir de Antep'ten Antep'e biraz gidiyorum, bahseder misiniz? Oraya gittiğiniz zaman nasıl karşılıyorlar sizi? Valla Antep'e gittiğim zaman nasıl karşılıyorlar? Ben zaten... Hani konserlerin dışında evet, yani gezmeye gidiyorsunuz. Normal yani ben doğal bir insanım. Aynı nasılsam, dışarıda nasılsam orada her yerde siz yine öyleyim. Siz öylesiniz ama yani, etrafınızdakiler sizi tabii daha çok farklı çok özlüyorlar, daha farklı böyle şey yapıyorlar. Sağ olsunlar onlar da bizi özlemle karşılıyorlar. Gerek ailem, gerek arkadaşlarım işte, gerek dostlarımız. Peki sizden yardım isteyen, beklentide olan gençler, akrabalar vesaire komşular var. Tabii tabii. Onlara ne gibi önerilerde bulunuyorsunuz? Bu sanatın içinde... ben inanıyorum ki yani doğu bölgemizde hani birçok bölgemiz öyle ama evet, ses ya yani başka bir şey. Orada herkesin mi sesi güzel olur? Evet, evet, evet. Size gelen talepleri nasıl yönlendiriyorsunuz? Bana bugüne kadar yani gelen talepleri nasıl yönlendiriyorum? Ben de yapabileceğim yani yardımcı olabileceğim. Eğitime yönlendiriyorsunuzdur evet, ilk başta tabii. Tabii kesinlikle. Ben de eğitimini gördüm çünkü bunun eğitimini görmezsen yapamazsın. Tabii ki. Geceler boyunca gittim.
bağlamaydı, işte dersti. 3 yıl boyunca Türkiye'nin en büyük hocalarında ders aldım. İşte biraz önce söylediğimiz gibi duygu var, yetenek var ama teknik bilgiyle örtüştürmek gerekiyor değil mi? Kesinlikle. Yani başarılı olabilmek adına. Bir şey olmuyor. Yani bunun biraz da matematiğini işte efendime söyleyeyim. Nasıl okuyacaksın, nasıl edeceksin? Girişler, çıkışlar, o, bu, şu derken işte bayağı bir eğitim. Çok zor bir iş. Evet. Sabır ama gerektiriyor. Aslında zor demeyelim de. Zor demeyelim de. Sabır gerektiriyor. Yani, zor da ama yani. Şimdi bazen hani bunu sınırlandırmamak gerekiyor. Gençler ya da işte bizim yaşımızdakiler ya da bizden o ne zaman o aşk çıkacak onu kestiremiyoruz. Evet. Onu bilemiyoruz. 50 yaşında da bu gelebilir. Kesinlikle. 70 yaşında da gelebilir. Evet. Ama hani kişinin kendini bilmesi çok önemli. Çok önemli. Ve o sevmek önemli bir de. İşini severek yapmak çok önemli. Evet, evet. Yani severek yapıyorsan bir işin muhakkak başarılı olursun. Kesinlikle öyle. Ama sevgi yoksa çok zor oluyor bu iş. Her şey de öyledir ama. Kesinlikle. Her iş de öyle. Her iş de öyledir. Aşkla, sevgiyle işini yaparsan. Ben mesela bugüne kadar yaptığım tüm işlerde hep başarılı oldum. Yaptığım işlerin hepsini sevdim. Severek yaptım. İşte bu da çok önemli bir nokta aslında bu nokta. Hani burada gerçekten 3 gün konuşulması gereken bir şey. Kelimelerin gücü, pozitif enerji. Kesinlikle. Yani biraz önce söylediğim gibi uzmanlar diyorlar ki hani kötü düşünceli, sürekli dertlenen, kederlenen insanlardan uzak durun. Evet. Biyolojik olarak ve psikolojik olarak sizi sıkıntıya düşürür. Bunun gibi. Aslında sürekli yükleme yapmak lazım. Pozitif. Hayatı pozitif. Hep sevin diyoruz ya. Evet. Hadi hayatı sevelim demekle olmuyor. Yani zihnimizi, yüreğimizi temiz tutmaktan geçiyor tabii ki, aslında tabii bunlar ki, tabii değil ki. Mi? Zaten en önemlisi o. Bura temizse, bura temizse hayatında ve hedefe kilitlenmek gerekiyor. Evet, evet. İlk albüm 2016'da çıktı. Dönüşler nasıl çıktı, oldu? Çok güzel bir başarı yakaladık o zaman. Gerçekten işte tüm o zamanki isim vermeyeceğim ama müzik kanallarının hepsine kliplerimiz döndü. Çok güzel. Çok güzel bir başarı yakaladık. Fakat o sıra böyle bir şey oldu, Türkiye'de işte maden ocağı çökmüştü, şey oldu böyle bir tanıtımımıza. Evet, evet, kötü günler geçirdik. Evet, evet, geçirdik. Allah rahmet eylesin. Gani gani rahmet olsun. Gani gani rahmet olsun. O güne denk geldi. Fazla reklamımızı gündeme getiremedik. Şarkımız çok güzeldi. Çok güzel bir başarı yakaladık. İşte klibini o zaman Kıbrıs'ta çekmiştik. İlk şarkımızın. Kıbrıs'ın güzelleriydi değil mi? Yok, sildim. Ha, sildim de pardon, çok özür dilerim. Az bir şey de mırıldanayım isterseniz. Tabii ki, tabii ki, memnuniyetle. Bence bekliyor zaten sevgili izleyicilerimiz. Evet. Sildim sevenlerine gelsin o zaman. Tabii. Son acı sözleri unutamadım. Ne yaptımsa ona yaralamadım. Bu şehirde artık ben duramazdım. Gözünün yaşına bakmadan sildim. Bu şehirde artık ben duramazdım. Dönüp de ardıma bakmadan sildim. Sildim seni defterimden. Sildim seni yüreğimden. Sildim seni her yerimden. Hem de bir çırpıda sildim, sildim seni kitabımdan. Sildim seni hayatımdan. Sildim seni sol yanımdan. Hem de bir çırpıda sildim. Silmek gerekiyor mu bazen? Gerekiyor. Bu arada çok teşekkür ederim. Gerekiyor. Çok güzeldi. Ben teşekkür ederim. Gerekiyor, sabah sabah değil mi? Sesiniz böyle. Çok güzel. Yüreğinize sağlık. Yani zaten teşekkürler.
belli bir kitlesi var Sildim'in. Ben de bildiğim bir şarkı bu arada. Bilmediğim bir şarkı değil ama her seferinde beni çok etkiliyor. Çünkü hani günün içinde, günlük yaşadığımız yaşamın içinde her şey bizi başka yerlere getirebiliyor. Evet. Değil mi? Bir söylem, bir bakış, bir hareket, her şey. Dolayısıyla yaptığımız sanatta da yani her alanda da biz topluma mal olmaya çalışıyorsak çok dikkatli olmalıyız, kesinlikle, değil mi hocam? Kesinlikle, kesinlikle çok doğru. Çok doğru. Sildiğiniz işte birileri falan var mı dediniz? Yani gerekiyor mu dediniz? Evet, gerekiyor. Evet, zaman zaman. Yani zaman, seni üzenleri, hayatında seni üzenleri çıkartacaksın, sileceksin. Hepsi bu. Yani, hani demin dedin ya pozitif insanlarla şey yapacaksın. İşte seni üzmeyen, seni kırmayan, seni almayan, seni dinleyen. Onun için her zaman için böyle seni mutlu eden insanları hayatına alacaksın diye düşünüyorum. Seni üzen insanları hayatından sileceksin. Evet, vakti geldiğinde gitmesini ve göndermesini bilmeliyiz. Kesinlikle. Değil mi? Ki akıl sağlığımız için, daha kaliteli bir yaşam sürebilmemiz için bu çok gerekli. Aynen. Kesinlikle. Kesinlikle. Yani gerekli. Bu olmadığı zaman hayatında mutluluk da olmuyor. Mutluluğu yakalayamıyorsun. Evet. Vallahi, hayatı kaçırmamak lazım. Hayatı kaçırmamak lazım. Yani tüm yaptığımız aslında eserlerin hepsi çok güzel. Tek bir tanesi değil. Zaten ben başarıyı burada yakaladım. Hep eserlerimizin hepsi gerçekten çok güzel. İşte Kime Bu İnat eserimiz, O Yar Bilmesin, Deli Desinler, Gidelim Yar. Son yaptığımız eserler Yaktı Beni Antepli, Hasretini Çekiyorum. O çok yakında inşallah, değil mi? O çıktı şu an. Antepli çıktı şu mı? Şu an gündemde şu öyle an. Mi? Evet, Türkiye'de doğru, gündem doğru. Yaptı. Doğru, doğru. Çok özür dilerim. Hatta bunun ufak bir videosunu çekmiştik sevgili gönül dostlarım. Hocam bir proje kapsamında Sakarya'ya gelmişti. Evet. Orada da misafirimiz olmuştu bizim. Evet. Orada küçük bir video çekmiştik. Küçük bir tanıtım videosu çekmiştik, doğru. Ama işte kafa yoğunluğundan bazen gidebiliyor. Evet. Bu çok güzel bir ses getirdi bu eserimiz. Gaziantep'te ve diğer hatta yani ulusal da taşıdı yine. Yaktı Beni Antepli diye. Maşallah maşallah. Evet. Yol açık olsun. Hepsinin yolu açık olsun. Allah razı olsun. Ne mutlu ki sanat var, sanatçı var ama ben dün akşam Çorlu'da bir programdaydım. Bir kültür sanat programında. Evet. Buradan Çorlu'daki bütün dostlarıma sevgiler, selamlar olsun. Ben o kadar olsun. Programa katılıyorum. Evet. Hani yurt içinde, yurt dışında ama gerçekten bu kadar aşkla, sevgiyle yani sahnedeki sanatçıyı dinleyen bir izleyiciyle karşılaşmadığımı düşündüm. Ne yalan söyleyeyim. O kadar mutlu oldum ki. Neyse. Yani hala sanata, sanatçıya gerçek manada kıymet veren güzel gönül dostlarımız var. Buradan hepsine sevgiler, selamlar olsun. Sevgiler, selamlar olsun. Sanata, sanatçıya değer veren tüm insanlara. Kesinlikle, sevgiler, kesinlikle. Olsun. Yani bu da bizim daha çok koşmamızı, daha çok proje imza atmamızı kesinlikle gerektiriyor değil mi? Kamçılıyor. Aslında bize de bir misyon yükleniyor. Kamçılıyor. Güzel misyon evet. bu. Ama bundan sonraki size hedefler arasında neler var hocam? Neler yani şunu var da yapmak istiyorum sanat adına. Aslında sanat adına mesela ben bir sinema filminde oynayabilirim. Yani ben kendimi güzel bir sinema filminde. Yani kendi hayatınızı yansıtan mı yoksa? Yok, normal. Herhangi bir filmde. Çok güzel bir proje olursa. O zaman olursa, kıymetli yönetmen gerçekten dostlarımıza, arkadaşlarımıza duyuru olmuş evet, olsun. Evet. Yani güzel bir cevher var, değerlendirilmesi gerekir diye evet, düşünüyoruz çünkü biz de. Çünkü gerçekten o başarı bende var. Allah verirse. Oyunculuk kısmında da yeteneğim var diyorsunuz. Ne şimdi güzel. Ben mesela klip çektiğimizde hep yönetmenlerim der ki abi ya sana bir şey hiç söylemiyoruz der. Hiç yormuyorsun. Hmm. Sen gerekeni bizim şeyimizden daha çok güzel oynayıp bizi işe teslim ediyorsun der. Hmm, ya bir güzel defa bilemedin hani gülersin bir şey olur iki defa. Ama bir defa da ben o şeye veririm. O yani da bir yetenek ama. Kesinlikle. Ve en güzel şey ben tebrik ederim sizi. Kişinin kendini biliyor olması, alanlarını hani belirlemiş ve onu biliyor olması çok önemli bir şey. Çünkü kendinizi bildiğiniz zaman yapacağınız işlere daha güzel odaklanıyorsunuz. İnşallah. İnşallah böyle diyelim, bir teklif gelir. Aslında ben bugüne kadar da oynayabilirdim de hiç şey yapmadım. Nasıl söyleyeyim? Başvurmadım yani.
öyle film için şey için de aslında aranan bir karakterim yani. Onu da söyleyeyim. Ne güzel, ne güzel. Bazı filmlerde. Bu programdan sonra ben inanıyorum ki birçok teklif gelecektir. Evet, inşallah. Zaten bunların hepsi birbirine bağlantılı. Ama oynadım. Bir iki sinemada da oynadım. Oynadım. Deli İşi diye bir şey vardı rahmetlik. Kemal Sunal'ın yönetmeni Mehmet Ali Gündoğdu. Onu çektiği bir projeydi. Onda küçük küçük bazı rollerde oynadım da öyle bir başrol olmadı. Olacağını düşünüyorum ben. Yani ben şimdi bir şeylerin olması için bazı oluşumların tamamlanması gerekiyor. Evet. Demek ki bugün siz bunu dile getirebiliyorsanız ekranların karşısında o oluşum tamamlanmıştır. Yazmak gibi. Kafaya şimdi bir yazdım. Şey tasarlıyorsunuz, kurguluyorsunuz. Olaya girmeniz gerekiyor ama bir türlü o kalemi alıp elinize, kenara, köşenize çekilemiyorsunuz. Evet. Neden? Oluşum tamamlanmadığı için, vakti gelmediği için. Belki de vakit bugündür. İnşallah diyelim size ekranlarda iyi bir filmde başrol olarak inşallah, görmek. İnşallah. Elbette tabii, bizler için de keyif verici olur. İnşallah. Güzel bir proje olur. Oynarız. Orada da inşallah başarılı oluruz diye düşünüyorum. Aynı i̇nşallah. Zamanda. İnşallah. Tabii. Onun da dersini alacağız ne gerekiyorsa. Eğitim her zaman, eğitim her alanda. Eğitim her zaman için şart. Kesinlikle öyle. Ben çok teşekkür ederim bana eşlik ettiğiniz için. Business Channel Türk kanalında şu an o kadar çok bu programdan keyif alan gönül dostlarımız var ki ben inanıyorum şu anda çok şey de aldılar sizin söylemlerinizden. Sağ olsunlar. Sizin alanınızda neler söylemek istersiniz benim dinleyicilerime? Tavsiye, neyi tavsiye edersiniz? Hani şu yoldan ya da şu işte bunu sakın yapmayın ya da şu... Ne söyleyebilirsiniz müzik benim olarak, dinleyicime? Kamera sizde. Şunu söyleyebilirim. Bir, albüm yapmak istiyorsanız, şarkı çıkartmak istiyorsanız ilk önce kendinize bir bakın. Yani gerçekten o şeyi siz kendinizde görebiliyor. İşte bu şarkı söylemek nedir? Ses. Ses var mı? Ses var mı? Okuyabiliyor musun? İşte o bazı şeyleri, ışığı sen kendinden görebiliyor musun? Görebildikten sonra, gördükten sonra doğru insanlarla doğru yola çıkın. Yani, bu çok önemli. Doğru insanlarla muhakkak eğitimini alın. Yoksa ne zamanınızı ne de cebinizdeki paranızı harcayın. Yazık günah. Başka ve hayallerini de yıkmasınlar değil yıkmasınlar. Mi? Büyük bir kayıp çünkü. Kesinlikle büyük bir kayıp. Çünkü zaman bu hayattaki en değerli çok, şey. Çok, kesinlikle öyle. Yani ne için o zamanı harcadığına, ne için uğraştığına dikkat edeceksin. Aynı zamanda tabii bu işler sadece sesle de olmuyor. Maddiyat %100 gerekiyor. Sesin varsa... O maddiyatınla sesini birleştirirsin, işte albümünü yaparsın, klibini yaparsın, düzgün bir şirketle çalışırsın. İnşallah başarıyı yakalarsın. Doğru kişilerle. Çok evet. Teşekkür ederim. Güzel bir şarkınızla bitirelim mi bitirelim. Programı? O zaman yine kamera sizde. Hangi yaktı şarkı? Beni Antepli olsun, yaktı beni. Hadi Antepli bakalım. Son eserimiz. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür sevgili ediyorum. Sevgili dostlarım haftaya başka bir konuğumla Business Channel Türk kanalında yine sizlerle buluşacağız. Takipte kalın lütfen. Görüşmek üzere. Bir şey daha söyleyeceğim ben. Tabii ki. Hep içinde kaldı. Buyurun. Bu arada sizi de tebrik ediyorum. Gerçekten harika ve başarılı işler yapıyorsunuz. Çok teşekkür ederim. Başarılarınız daim olsun. Hep siz bana sordunuz. Ben size bir şey soramadım fakat harika bir program. Çok teşekkür ederim. Umarım yolunuz açık olur ki öyle olacağına eminim. Kalbiniz, yüreğiniz tertemiz, çok güzel duygularınız, her şeyiniz insanlara... Çok faydalı işler yapıyorsunuz. Çok teşekkür Yolun ederim. Olsun. Çok teşekkür ederim. Hep birlikte uzayan kol bizden olsun diyoruz i̇nşallah, biz. İnşallah. Ve o güzel sesinizden, güzel şarkınızla bitiriyoruz efendim. Evet. Oturduğum yerde okuyayım. Nasıl rahatsanız. Tamam. Bağlamam var dört telli de çalarım çifte telli yarın ateşine yandım. Yaktı beni Antepli Bağlamam var dört telli de Çalarım çifte telli Yarın ateşine yandım Yaktı beni Antepli Çifte kurbanlar kestim Benim olur inşallah Gören maşallah desin
Maşallah maşallah, çifte kurbanlar kestim, benim olur inşallah, gören maşallah desin. Maşallah maşallah, kınası var elinde de, altın kemer belinde, Anteplinin güzelliği cümle alem dilinde. Kınası var elinde de, altın kemer belinde, Anteplinin güzelliği cümle alem dilinde. Çifte kurbanlar kestim, benim olur inşallah, gören maşallah desin. Maşallah maşallah, çifte kurbanlar kestim, benim olur inşallah, gören maşallah desin. Maşallah maşallah.